10. haftaya başlıyoruz. 10. hafta kelimelerimizi görelim. Misail arkadaşlar zaten Türkçe'ye de geçmiş, misilleme şeklinde füze demek ama burada karşı koymak, karşılık vermek şeklinde. Asın kundaklamak, asınız kundakçı. Fingerprint, e-print, parmak izi, kulak izi. Arkadaşlar parmak izimiz nasıl herkesin parmak izi birbirine özgünse kulak izi de öyleymiş. Bu yüzden İngiltere'de arkadaşlar biri bir komşuyu ya da bir farklı ofisi kapıyı dinleyebilir diye arkadaşlar insanların kulak izini de almaya başlamışlar. Yani yakında Türkiye'de ya da farklı ülkelerde de bunlarla karşılaşabiliriz. Arrested, detained, tutuklanmış, yakalanmış. Defend, defanstan aklınıza gelsin arkadaşlar. Savunma, müdafaa, koruma şeklinde çeviriyoruz. Convict, conviction, suçlama şeklinde çeviriyoruz arkadaşlar. Conviction noun halini biliyorsunuz. Şöyle küçük harfle yazayım. Conviction şeklinde yani isim oldu arkadaşlar. Weapon, silah demek zaten. Şimdi bunlar arkadaşlar biraz crime, vocabulary of crime da diyebiliyoruz bunlara suç kelimeleri şeklinde. Şimdi arkadaşlar weapons of mass destruction, kitle imha silahı demek arkadaşlar. Genelde haberlerde basında WMD şeklinde bunların baş harfiyle karşılaşırız. We shall defend our island whatever the cost. Bedeli ne olursa olsun adamımızı savunacağız, koruyacağız. There wasn't enough evidence to convict her. Onu suçlamaya yetecek kadar şey kanıt yoktu. Geçiyorum arkadaşlar. Yazımı birbirine benzeyen ama anlamları arasında ilişki olmayan fakat kafa karıştıran kelimelerimiz var. Mesela vacation arkadaşlar bildiğiniz gibi neydi vacation? Tatil demek değil mi? Holiday şeklinde bunu çevirebiliyoruz. Vacation şöyle bir yana yazalım. Holiday demek arkadaşlar. Vocational school meslek lisesi demek arkadaşlar. İş anlamına geliyor. Hatta what's your vocation da diyebilirsiniz. Location ise yer demek. Bakalım what is the exact location of the ship? Geminin tam yeri nereden? People come here on vacation. İnsanlar buraya yazın gelir. Arkadaşlar login, logon, logon, login, sign in, log out, log off, sign out. Biliyorsunuz bu modern dünyada artık sistemlere, sosyal medya sitelerine bir yere giriş yaparken logon, login şeklinde oluyor. Sign in, kayıt ol demek. Log out, log off ve sign out ise çıkış yap demek. All visitors must sign out when leaving. Diyor. Bütün misafirler çıkarken çıkış yapmalı. She logs off and logs back on and she gets a message that her account is locked out. Burada bir sisteme sürekli giriş çıkış yapıyor ve giriş çıkışından dolayı hesabının kilitlendiğine dair bir mesaj geliyor arkadaşlar. Bu yüzden that her account is locked out. Hesabı kilitlenmiş şeklinde. Arkadaşlar, wipe out diye bir program vardı. Yok etmek, silip süpürmek, eliminate. Die out, extinct, neslin yok olması, neslin türün yok olması gibi. Drive out, root out, pull out aynı anlamlara geliyor. All that traveling has wiped her out. Bütün diyor ki seyahat eden insanlar onu ezdiler, yok ettiler gibi. Go ahead, pull out a gun and fight. Burada pull out çekmek, go ahead silahını çekip ateş etti şeklinde. Bu ünitemize biraz crime kelimeleri ağırlıklı arkadaşlar. Sentence, prosecute, punish, fine. Arkadaşlar sentence ceza demek. Mesela life sentence ölüm cezası demek. İdam cezası şey, ölüm bir şey. Ömür boyu hayat, ömür boyu ceza demek. Life sentence. Şeye bakalım. Prosecute kovuşturmak demek arkadaşlar. Punish cezalandırmak. Fine para cezası anlamına geliyor. He was on the sentence of death. Ölüm cezasıyla karşı karşıyaydı. The police decided not to prosecute. Polis bunu da yapma, devam et, kovuşturmaya yapmamaya karar verdiği şeklinde çeviriyoruz. Arkadaşlar yine burada çok çok önemli bir şey var. Scala kelimeleri her zaman onunla kullanılır. Sınavlarda bazen onu bize soru olarak verir. Bazen de scale'i bilmemizi ister. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Son ikisi hariç hepsi pozitif. Mesela on a vast scale, on a large scale. Geniş ölçekte, büyük ölçekte, yaygın ölçekte. Bakın mass kitlesel ölçekte, küresel ölçekte. Küçük ölçek ve sınırlı ölçek şeklinde sınırlandırmışız. Burada bilmeniz gereken şey şu skala ile birlikte kullanılan preposition on'dur arkadaşlar. Yine yazımı birbirine benzeyen ve kafa karıştıran kelimelerimiz var arkadaşlar. Explode, explosion'dan aklınıza gelmiştir. Mutlaka patlama demek arkadaşlar. Explosion. Patlama dedik. Exploit sömürü, sömürmek. Explore keşfetmek.
Hatta Microsoft'ta Windows Explorer var. Explain açıklamak, export ihraç etmek, expose maruz kalma, expand geliştirme uzatma anlamında kullanıyoruz. Arkadaşlar burada neye dikkat etmeniz gerekiyor? Gerçekten burada insanın tabii doğal olarak karıştırdığı şeyler var ama burada unutmamamız gereken bazı noktalar var. Yazımı benziyor. Expound arkadaşlar daha çok ama açıklama gibi kullanıyoruz. Yani expound ve explain şeklinde. Teachers should be exploiting computers in education. Burada ne diyor arkadaşlar? Öğretmenler işte eğitimde bilgisayarı kullanmalı. Burada exploit sömürmek değil de kullanmak anlamında. As soon as we arrived on the island, we were eager to explore. Aday varır varmaz orayı keşfetmek için istekliydik. Eager to, enthusiastic to, willing to gibi kelimeler var arkadaşlar. Yine kafa karıştıran D ile başlayan kelimeler. Bazı öğrenciler gerçekten bunları çok karıştırıyor. Mesela deliberate, intentional, delicate, hassas. Hatta bir peynir markası vardı. Delikasen peyniri. Fransızcadan geçiyor. Hassas demek arkadaşlar. Delicious, lezzetli. Delivery iki anlama geliyor. Biri gönderim, biri de doğum yapma. Dedicate ve devote arkadaşlar ikisinin altı çizili adamak. Özellikle kitaplarda derler ya this book is dedicated to devote to şeklinde. Dedektif arkadaşlar. Defected kusurlu problemli demek. Deter caydırmak agent birim. Caydırıcı birim deterjan olmuş ama deterrent mesela deterrent power şeklinde de çevirebiliyoruz. Yani caydırıcı güç şeklinde de bununla karşılaşabilirsiniz. Deterrent şeklinde arkadaşlar. It is a deliberate attempt to provoke conflict. Bakın diyor ki konflikt çatışmayı provoke etmek diyor kasti bir durumdur. Deliberate intentional gibiydi. Babies have very delicate skin. Bebeklerin çok hassas bir cildi var arkadaşlar. Yine karşımıza çıkan üç kelimeli phrase'lar oldu arkadaşlar. Üç harf farklı bir şey gönderme yapıyor. Get rid of, kurtulmak. Mesela get rid of an illness, bir hastalıktan kurtulmak. Run out of ya da use up, bitmek, tüketmek. Mesela use up money, run out of money, paranın bitmesi, suyun bitmesi, tuzun bitmesi. Make up for, an exam, a class. Arkadaşlar bir şey ne diyor burada dikkat ederseniz telafi etmek şeklinde çevirebiliyoruz bunu. Make up for an exam dedik sonra. Put up with katlanmak, dayanmak. Yani put up with dediğim yerde arkadaşlar tolere etmek karşımıza çıkabilir değil mi? Tolerate şeklinde çevirebiliriz ya da endure şeklinde çevirebiliyoruz. Make do with yetinmek yerine koymak. Cut down on kısmak, azaltmak anlamına geliyor arkadaşlar. Cut down on fatty foods şeklinde çevirebiliyoruz mesela. Böyle bir şey de karşımıza çıkabilir. Catch up with yetişmek. Mesela catch up with level ne demektir arkadaşlar? Düzeye yetişmek, düzeyi korumak şeklinde çevirebiliyoruz. Şimdi catch up with dedik. Arkadaşlar onun dışında come up with, pardon keep up with the level düzeyi korumak şeklinde geçiyor. Sonra get away with kaçıp kurtulmak. Come up with a good idea arkadaşlar. Bir de şeyi çok göreceksiniz. Come up with a solution. Onu da çözüm yani bir çözümle gelmek, çözüm sunmak şeklinde karşımıza çıkıyor. Get away with arkadaşlar. Sıvışmak, gitmek, kurtulmak. Take into account, consider göz önüne almak. Tell off, azarlamak, fırça atmak. Bring off, succeed, başarmak şekline geçiyor. Örnek cümlelerimize bakalım arkadaşlar. We have been campaigning to get rid of the car tax for 20 years. Araba vergisinden kurtulmak için 20 yıldır mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz. To make up for the lost sleep, he sleeps the full on weekends, getting up afternoon. Diyor ki mesela hafta içi onu telafi etmek için hafta sonu uyuyarak bunu telafi etmeye çalışıyor şeklinde kullanıyoruz. Arkadaşlar buraya bakalım. Leopard bir hayvan leopard demek zaten. Jeopardy tehlike demek. İlişkisi arkadaşlar leopard tehlikelidir aklınıza oradan gelsin. Yani bu tehlike anlamına gelen kelimelerimizi burada görebilirsiniz. Jeopardy, danger, risk, threat, peril, hazard ve kelimeleri tabii ki jeopardize fiil olarak geçiyor. The whole peace process is in jeopardy. Bütün barış prosesi tehlike içinde. He would never do anything to jeopardize his career. O asla kendi kariyerini tehlikeye atacak bir şey yapmaz. Arkadaşlar son iki kutumuz kaldı. Bunlara bakalım. Look into looklu phrasal verb'ler arkadaşlar. Bakalım ne anlama geliyor bunları göreceğiz şimdi.
Looking to investigate geçen de geçmişti. Looking to something şeklinde çeviriyoruz. Look up a dictionary arkadaşlar. Look up a dictionary bir sözlüğe bakmak şeklinde çeviriyoruz. Dedik. Sonra look for search demek. Okay, look for search demek dedik. Sonra look in, call in, drop by, uğramak, look through, go ve go through review, yani göz gezdirmek, gözden geçirmek şeklinde geçiyor. Sonra look up to, saygı göstermek, look forward to, verpenci zaten dört gözle beklemek, umutla beklemek, look down on, aşağıdan bakmak, hor görmek, küçümsemek, look after, take care, care for, ilgilenmek. The police looked into his business deal şeklinde geçiyor arkadaşlar. Bakalım burada neyi söylüyor bize? The police iş anlaşmalarını inceledi. Howard has been looking for you. Howard seni arıyordu. Howard is a teacher at Hogwarts Magic School. Can be given as an example. Arkadaşlar son bir kutu kaldı. Bu çok önemli. Bakma fiilleri, görme fiilleri diyebiliriz. Peer arkadaşlar bakın. Peer akran demek ama akran dışında dikkatle bakmak. Stare a long fixed look. Yani uzun süreli bir yere odaklanmış bakış. Gaze a steady intent look. Yani uzun süreli bir amaca sahip bakış. Yani dik dik bakmak gibi de denebilir. From kaş çatmak. Look bakmak. See görmek. Daze arkadaşlar etkilenerek bakmak. Peep röntgenlemek. Hatta röntgenci insanlara da peeping tom derler. Bunun böyle bir hikayesi var geçmişe dair arkadaşlar. Sonra arkadaşlar glimpse bakış, hızlı bir bakış anlamak şeklinde geçiyor. Sonra glare, look at angry, yani sinirle bakmak şeklinde. Look at angry, o angrily. She looked at them with dark staring eyes. Onlara koyu, böyle uzun, sabit bakışlarla baktı. I had been peering at a computer. Bir bilgisayar, burada röntgenliyorum değil de kötü olur bu tabii ki. Peering at a computer printout that made no sense all. Yani çok uzun süre dikkatle bakıyorum ki hiçbir anlam vermiyor. Özür dilerim, burada peering demiş. Ben bunu peeping diye anladım. Peer arkadaşlar dikkatle bakmak şeklinde. Şimdi biliyorsunuz yine her ünitede olduğu gibi özellikle bunları bir daha dinlemenizi istiyorum. Gerekirse iki üç defa dinleyin. Sonra bu sorulara bakın, alıştırmalara bakın, kelime dönüşümüne bakın, örnek cümlelere bakın. Hatta bilmediğiniz kelimeleri siz cümlelerde kullanın ve kelimeleri yapılarda kullanmaya çalışın arkadaşlar. 11. haftada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.